Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, el-vecizden mefhum-u muhalefeti dün gördük. Mefhum-u muhalefetin ya da mefhum-u muhalifin nevileri vardı. Mefhum-u sıfa, onu gördük. Şimdi geldik mefhum-u şart. Mefhum-u şart ne demek, bunu göreceğiz. Yani bu mefhum-u muhalifin nevilerinden. Mefhum-u muhalif demek ki birincisi mefhum-u sıfa. İkincisi mefhum-u şart. Ve bu mefhum-u şart nedir? Delaletül lafzıl müfidi. Delaletül lafzıl, lafzı lafzın delaletidir. Öyle lafız ki el müfidi li hukmin, bir hukmu ifade eden. Öyle hukum ki muallakın, bir şartın. Şarta bağlı bir hukmu ifade eden lafzın delaletidir. Neye delaleti? Ala sübutu nakidihi, zıddının varlığına, sübutuna. İndentifai şartı, şart olmadığı zaman. Şimdi şarta bağlı olarak bir hüküm oluyorsa, şart olmadığı zaman onun zıddı caiz demektir. Ya da aksi caiz değil demektir. Bak, orayı bir daha okuyorum. Hüve delaletül lafzıl müfidi li hukmin muallakın bi şartın. Şarta bağlanmış, bağlı olan bir hükmü ifade eden lafzın delalet etmesi, ala sübutu nakidihi, zıddının sabit olduğuna, indentifai şartı, şart bulunmadığı zaman. Yani inne talika bir şartı, şarta bağlamak, yucibü gerektiriyor, vücudel hükmü, hükmün bulunmasını, inde vücudu şartı, şart bulunduğu zaman. Şart bulunduğu zaman meşrut da bulunur. Ama o şart olmadığı zaman onun zıddı, şart bulunduğu zaman olanın zıddı neyse o ortaya çıkar. Ve yucibu ademel hukmi, hukmun olmadığını gerektiriyor. İnde ademi şartı, şart olmadığı zaman. Şart olmadığı zaman hukmun olmadığını, olmamasını gerektiriyor. Şart olduğu zaman bir hukmun varlığını gerektiriyor. İşte onun zıddı ne diyoruz biz? Mefhumu şart. Şartın muhalifi yani. El emsiletü, misaller. Elif, kavluhu teala. Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili. Ve men lem yestedî' minkum tavlen en yenkihal muhsanâtil müminât. Sizden her kim Müslüman olan, muhsana olan kadınlarla evlenme imkanına muktedir olamazsa, fe mimma meleket eymanüküm, ellerinizin sahip olduğu, min feteyatikumul müminat, mümine olan cariyelerden ellerinizin sahip olduğu ile evlenin demektir. Şimdi burada şart ne şart? Evvela muhsana mümine kadınlarla evlenmeye kudret. O kudret yoksa, şart bulunmadı, o zaman şart olmayınca bu sefer mümine cariyelerle evlenebilir. Şart olmadığı zaman, şart olursa Müslüman muhsana olan kadınlarla evlenmekten başka olmaz. Ama şart ortada olmadığı zaman onun zıddı nedir? Mümine olan cariyelerdir. El mefhumul muhalif, yani şartın muhalifi mana, ademü ibahati nikahil imail müminat, mümine olan cariyelerin, cariyelerle evlenmenin helal olmaması. İndel kudreti ala nikahil harairi. Hür kadınlarla evlenmeye kudret zamanında, efendim öteki kimselerle, yani hürre olmayan mümine cariyelerle evlenememesi. Hür kadınlarla evlenme imkanı varsa, şayet hür kadınlarla, muhsana kadınlarla evlenemiyorsa, o zaman şart ortadan kalktı. Şartı da ortadan kalınca onun mefhumu muhalifi ne? O zaman mümine cariyelerle evlenebilirsiniz demektir. B. Kavluhu Teala ve in künne ulati hamlin, eğer boşanan kadınlar olurlarsa, ulati hamlin, gebe olurlarsa, gebel. Ulati haml, ulat orada isim olsun. Hamile olurlarsa, fe enfiku aleyhinne,
Onlar iddet beklerken onlara infakta bulunun, nefakalarını verin. Hatta yadane hamlehünne, ta çocuklarını dünyaya getirinceye kadar. Şimdi şart bu. Hamile olmalar halinde onlara infakta bulunmak. Çocuklarını dünyaya getirinceye kadar şart bu. Şayet çocuklarını dünyaya getirirlerse şart ortadan kalktı. Şimdi ne diyor burada? Efadet hazihil ayetül kerimetü. Bu ayeti kerime ifade etti. Bir delaletil ibareti. İbarenin delaletiyle. İbare, eğer onlar hamile olurlarsa çocuklarını dünyaya getirinceye kadar onlara nefaka verin. İbaren delalet ettiği, ifade ettiği mana bu. Peki bu ayeti kerime ibarenin delaletiyle ifade etti neyi? Vücuben nefakati, nefakanın farz olduğunu. Lil mutallakati, boşanan kadınlara. Talakan bayinen, talak-ı bayinle. Talak-ı bayin ya buna beynuneti kübra denir. Üç talakla boşanmış. Veya efendim talak-ı bayin dediğimiz kadının izni olmadan daha geri dönülmeyen bir boşama. İzâ kânet hamilen, bayin olarak boşanan kadın gebe olduğu zaman ona efendim çocuğunu dünyaya getirinceye kadar nefaka vermenin farziyetini ifade etti bu ayet. Ve dellet, bu ayet yine delalet ediyor. Bir mefhumil muhalefeti, mefhum muhalifiyle alentifayı hadel hukmü, o hukmun olmamasına, şart olmadığı zaman, hamile değilse efendim o hukmun olmadığına delalet etmesi. Ve inde ademil hamli, hamile olmadığı zaman. Şimdi kadın hamile değilse sadece iddetini bekleyinceye kadar ona müt'a diyordu fıkıhlarda, müt'a verir. İşte giyim, kuşam, yeme, içme vesaire. Ama boşandıktan sonra, iddet bittikten sonra bitti. Yani bugün dünya sisteminde olduğu gibi 10 sene, 20 sene boşadığı kadına nefaka verme zulümdür yani. Erkeğe zulüm. Anladınız mı? Şimdi bu her tarafta bunlar artık uygulanır hale geldi. Boşanıyor, tamamen ayrılıyor. Ondan sonra kocası tarafından nefak alıyor. Bu helal değil. İslam'da tabi nefakanın nerelerde verilmesi gerektiği. Ama kadın boşandı, küçük çocuk var. Çocuğu emzirecek. Ona emzirme parası isterse alabilir. Çocuğun nefakasını, kendi emzirme parasını alabilir. Çocuğu sütten kesinceye kadar kocasından, eski kocasından para alabilir. Nefaka alabilir. Ama çocuğa nefaka, bir de kendisinin emzirme karşılığı para. Anlaşmaları neyse onu alır. Yoksa tamamen alakası kesilmiş. Ondan sonra dünya sistemlerine göre bir sürü zaman koca külfet altında. Böyle olmaz, dinde bu yoktur, bu haram olur. İşte bu İstanbul Sözleşmesi'nde de bu sıkıntı da var işte. Bunun kaldırılması lazım. Bunun kaldırılması, bu erkeklere zulümdür. Güya kadınları koruyoruz adı altında yapıyorlar. Batı'dan gelen bir batıl sistem. Evet. C. Kavluhu Teala. Ve âtün nisâe sadukâtihinne nihle. Cenab-ı Hak buyuruyor. Ve âtün nisâe, kadınlara verin. Sadukâtihinne, mehirlerini, nihle. Nihlenin manası farida, bir farida manasına. Farz olarak ya da onlara bir bağış olarak. فَاِنْ دِبْنَ لَكُمْ, eğer sizin için gönül hoşluğuyla bağışlarlarsa, an şeyin minhu, o mehirden bir şeyden vazgeçerlerse, nefsen, nefis rızasıyla, gönül hoşluğuyla demek, فَكُلُوهُ, onların size bağışladıkları mehri yiyiniz, heni emmeriye, yiyin sıhhatle, afiyetle yiyin. O zaman şart ne burada? Bunların bağışlamaları. Peki bağışlaması yoksa o zaman onların mehirlerini yemeniz, vermemeniz haramdır. Bak. Efadetil ayetül kerimetü. Bu ayet kerime ifade etti. Enneli zevci, erkek için vardır. En yahuze min mehri zevcetihi, hanımının mehrinden alması neyi? Mâ tadîbü bihi nefsuha. Kadının gönül hoşluğuyla bağışladığını. Biri daha, bak. Kendi rızasıyla. Mesela diyelim ki 10 bin lira mehir, öyle diyelim.
Kadın diyor ki ben bunun 3 bin lirasını almıyorum. 7 bin lira. O 3 bin lirayı afiyetle yiyeyim. Ama kadın rızası yoksa, gönül hoşluğuyla bağışlamıyorsa, o zaman şart bulunmadı. Şart bulunmayınca onun zıddı manası, o parayı yemeniz, vermemeniz haramdır. Kadına zulümdür. Ve efadet bi mefhumil muhalefeti, mefhum muhalifiyle bu ayet ifade etti. Hormete aksi şeyin minel mehri, kadının mehrinden bir şeyi almanın haramlığını, idalem terda zevcetü, hanımı razı olmadığı zaman. Gördün mü? O kadar güzel misaller ki. De, kavlün nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimizin şu sözü. El vahibü, bağışlayan, vahib. Vahib, bağış yapan. E hakkı bi hibetihi, hibesine daha layıktır. Yani geri alabilirdi hibesini, geri dönebilir. İzâ lem yüseb anha. Ama yaptığı hibeye bir karşılık verilmediği zaman. Kendisi birine hibe yapmış. O da buna hibe yapmışsa daha o hibeye dönemez. Şart bu. Ama hiç karşılık almadan birisine hibe yapmış, dönüp o hibeyi alabilir mi? Alabilir ama peygamberimiz de hoş görmüyor bunu başka hadislerde. Birisine bir bağışta bulunup da hibesini geri alan, efendim kusmuğunu yutan insan gibidir diyor. Ahlaki değil yani. Ama burada ne diyor? Efadel hadisü, bu hadis-i şerif ifade ediyor. Burada idalem yüseb, ethabe yüsibü, yüsibünün meçhulü yüthabü. Tabi sonu cezmedilince ba'nın harekesi düşmüş. İki sakin bir araya geldiği için elif de düşmüş. Yüseb. Yüthabü onun aslı. Anladın mı? Yüthabü. Hadis-i şerif ne ifade ediyor? Ennelil vahibi, bağışlayan için vardır. Ne vardır? Hakkar rucu'i fi hibetihi, hibesine dönme hakkı vardır. Neymiş? Hibesine dönme hakkı. Hibesine dönebilir. Yani hibeyi geri alabilir yani. İzâ lem yekun kad ehaze ivadan anha. Eğer onun karşılığında bir bedel almadıysa, sen ona verdin hibeyi, o da sana verdin onun karşılığında bir hibe. Karşılıklı hibeleşme olduysa, o zaman dönemez. Vel mefhumul muhalifü, bunun mefhumu muhalifi nedir? Leyse lil vahibi, bağışlayan için olmadığı, er rucu'u, dönüş, an hibeti, hibesinden vazgeçmesi, tekrar geri istemesi, izâ ehade ivadan anha, verdiği hibenin karşılığında başka bir hibe aldıysa, o zaman dönmemesi gerekir. Dönemez. Şurayı da okusak mı? Burayı da okuyalım. Thalisen üçüncüsü mefhumul gaye. Şimdi yukarıda bir şey söylemişti. Dikkat edersen mesela mefhumu sıfatta mefhumu sıfatta orada ne diyordu? Efendim mefhumu sıfatta mutlak vasıf olacak. Şartın dışında. Bak şartı gördük. Gaye, adet. Gaye bir şeyin sonucu, bir şeyin sınırı, bir şeyin artık sonlanması manasına. Onun için bunlar olursa mefhumu sıfat olmaz. O mefhumu sıfat bunların dışında. Thalisen mefhumul gaye. Bu da neyin çeşidi? Nevisi? Mefhum muhalefetin. Mefhum muhalefet bak kaç ayrıldı burada? Mefhum muhalefet 5'e ayrılıyor. Mefhumu sıfa. Mefhumu şart, mefhumul gaye, mefhumul adet, mefhumul lagab. Bu 5 kısım neyin kısımları? Mefhum muhalefetin kısımları. Şimdi mefhumu gayeye geldik. Gaye, mugayya. Yani bir şeyin sonlandırılması, sona erilmesi, sınırlanması, bitmesi manasına geliyor. Şimdi bu göreceğiz, misallerini daha iyi anlayacağız. Ve bu mefhumul gaye nedir? Delaletül lafz, lafzın ifade etmesidir. Ellezi öyle lafız ki gayyedel hukme fihi, efendim o lafız orada hukmu kayıtladı. Neye? Neyle kayıtladı? Bir gayetin. Bir gayeyle, bir sonla. İşte şuradan şuraya kadar, şunu yapın, şuradan zamana kadar, şunu yapın, şuraya kadar
Gaye bu demek. Ne üzerine delaleti? Alâ nakîdi zâlikel hukmi, o hukmun zıddının ortaya çıkmasına, badel gayeti, o gayeden sonra bir sınır koymuş, o sınıra kadar bu işi yapabilirsiniz. O sınıra geldikten sonra, o sınırdan sonra artık o hukmun zıddı ne? Onu yapmak caiz değil. O sabit olur o zaman. Hukmun zıddı. Olabilirin zıddı olamaz. Helalın zıddı haram olur. Evet. Misalihu kavlihu ta'ala. Bunun misali Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili. Ne buyuruyor Mevlamız? Fe'in dallakaha. Eğer o kadını boşarsa kocası. Fela tahillu lehu. Yani üç talak demektir. Orada bir dallakaha talakan selasen demek. Üç talakla boşarsa. Fela tahillu lehu. O erkek için helal olmaz. Min ba'du. Bundan sonra o kadın ona helal olmaz. Hatta tenkiha zevcen gayrehu. Birinci kocasından başka bir koca efendim ile evlenmedikçe. Hatta ila en tenkiha. Bu hatta gaye için bak. Yani mesela bir adam hanımını üç talakla boşadı. Alakası kesildi. Kadının iddeti bitti. İddetten sonra başka bir erkekle evlenecek. Bu erkekten de anlaşamadılar. Ayrıldı veya kocası, ikinci kocası öldü. Tekrar ondan bir iddet bekleyecek. İkinci iddetten sonra isterse birinci kocasıyla tekrar evlenebilir mi, evlenemez mi? Evlenebilir. Buna zevci aharla hilliyet deniyor. İşte buradaki hullet, hilliyet bununla. Ama anlaşmalı ikinci koca değil. Halk arasında bunu işte anlaşmalı birisini evlendiriyor. Onunla efendim biraz duruyor, tekrar o boşuyor. Anlaşmalı, iddetini bekliyor, tekrar eski kocasına bu olmaz. Peygamberimiz bunun hakkında ne buyuruyordu? لَعَنِ اللّٰهُ ve الْمُحَلِّلَ lehu. Hülle yapana da, kendisi için hülle yaptırılana da Allah lanet etsin. دَلَّ هَذَا النَّسُّ. Bu nas delalet etti. عَلَى عَدَمِ حِلِّ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاسًا. Üç talakla boşanan kadının helal olmamasına delalet etti. Üç talakla kadın boşandı mı kocasına helal değil. Hüküm bu. Ve hadel hukmu, bu hukum mukayyedün. Ne zamana kadar haram? Bu kayıtlanmış bu hukum. Evet. Gayetin bir gaye ile bir sınır, bir son var, bir hudut var. Hiye o gaye nedir? Zevacuha, o kadının evlenmesi. Bi gayri mutallikiha. Mutallik. Kendisini boşayandan başka bir erkekle evlenmesidir. Evlendi mi haram ortadan kalktı. Ne demek ortadan kalktı? İkinci evlendiği şahıs ölürse ya da boşanırsa tekrar iddetini bekleyecek. Eski kocasına varmak istiyorsa varabilir. Feyedüllü delalet eder mefhumun muhalifi, bu ayetin mefhumu muhalifi alâ hilli zevâciha, o kadınla evlenmenin helallığına. Kiminle? Bi mutallikiha, önceki boşayan erkeği kocasıyla. Bade hadil gayeti, bu sınırdan sonra, bu gayeden sonra. Bu gaye hedef değil. Bu olayın bitmesinden sonra efendim evlenebilir. Evlenmesinin helallığı onun zıddı. Ey bade firkatiha, o kadın ayrıldıktan sonra min zevcihe sani, ikinci kocasından ve intihai iddetiha, İddette sonlandıktan sonra minhu, ikinci kocasından. Şimdi olay neymiş? Bir daha özetle söyleyelim. Bir kadın üç talakla boşandı, iddetini bekledi, ikinci bir kocaya vardı. İkinci bir koca da işte bir sene sonra anlaşamadılar, boşandı. Ya da öldü. Ondan sonra tekrar iddetini bekleyecek bu kadın, bu ikinci kocadan. Şimdi bunun şartı neydi? Haramdı bundan sonra bu kadınla evlenmek. Bu haram bir gayeye, bir sonuca bağlı. Bu sonuç ne? Bu kadının ikinci kocasından boşanması ve ikinci kocasının ölmesinden sonra iddet bekleyip, iddeti bittikten sonra tekrar bu birinci kocasıyla evlenmek istiyorsa taraflar evlenebilir mi? Evlenir. Peki yeniden kaç bağ ile evlenirler? Üç bağ ile. Evet. Tekrar üç bağ ile evlenmiş olurlar. Yani giden üç gitti, tekrar bir bağ ile falan değil. Yeniden tesis edilmiş oluyor. Yeni bir tesis. Ve misluhu eydan. Yine bunun
mislidir yukarıdaki gibi. Ve külü ve şrabu hatta yetebeyyine lekumul haytul ebyadu minel haytul esvedi minel fecr. Ve külü ve şrabu yiyin için hatta yetebeyyine lekumul haytul ebyadu. Beyaz hat belli oluncaya kadar iplik minel haytul esvedi siyah iplikten minel fecr. Ama fecirden. Buradaki hayt-ı ebyad, hayt-ı esved bildiğin fizik iplik değil. Oradaki şafağın işte siyahlık, ona hayt-ı esved diyor. O siyahlıktan sonra bir ufukta yaygın olarak önümüz. Böyle bize göre, Türkiye'ye göre kuzeyden güneye doğru ufukta bir yaygın dik değil, yaygın bir beyazlığın oluşmasına kadar yayın için. Bu beyazlık oluştu mu ona şafak diyoruz. Fecr-i sadık diyoruz. O fecr-i sadığa kadar yayın için diyor Cenab-ı Hak. Orada minel fecri demiş zaten. Bu ayeti bazı sahabeler yanlış anlamışlar. İplik almış, ipliği başının altına koymuş, yorganını yastığının altına. Böyle iplikleri kaldırmış, biri siyah, biri beyaz. Renklerini ayırt edinceye kadar yemiş içmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onu duyunca demiş ki, "Mâ ahrada kafâke." Ne kadar kalın kafalısın. Allah orada minel fecri diyor. Orada beyaz iplik, siyah iplik, hakiki iplik değil ki. Fecirdeki o hatlar, çizgiler. Önce beyaz bir hat meydana gelir yukarıya minare gibi. Ona fecri kazip denir. Ondan sonra siyahlık meydana gelir. O siyahlıktan sonra aydınlık derken şafak. Şafak belirdi mi yeme içme artık biter. Peki bunun zıddı ne? Oraya kadar yeme içme helal. O zaman o beyazlık gözüktü mü? Zıddı da yememek. Artık yeme içme haramdır. Onun zıddı mefhumu, efendim gayesi bu işte. Mefhumu halifi bu onun işte. Evet. Şimdi bunu mesela her Ramazan'da istismar edenler var. Böyle ahmak insanlar var. İstismar ediyorlar. İşte orucu fazla tutuyorlar. Bilmem ne. Ya asırlarca bu böyle devam ede gelmiş. Takvimler buna göre yapılıyor. Takvimden önce şafakla amel ediliyor. Ondan sonra adam tutuyor, işgüzarlık yapıyor. Diyor ki işte şu kadar fazla saat bir ayda oruç tutuyoruz. Oruç tutanlar hiç bir saat, iki saat fazla oruç tuttuğu için şikayetleniyor mu? Yok, bu iman meselesi. Sen niye bunların zihnini karıştırıyorsun? Ahmak adam. Her zaman da soruyor. Her Ramazan geldiğinde bunu gündeme getirenler var. Yok güneş doğmaya 45 dakika kalıncaya kadar yenilirmiş, içilirmiş. Bak burada Allah beyaz iplik, siyah iplik diyormuş. Böyle ahmaklık olur mu? Bunu Peygamberimiz hadisleriyle beyan etmiş. Ayetin tefsirinde beyan edilmiş. Usulde beyan edilmiş. Ya? Peki. Efaden nassu. Bu ayet, bu nas ifade etti. Ney ibahatel ekli ve şürbi. Ramazan'da yeme içmenin helallığını. Fi leyali sıyam. Oruç gecelerinde. Ramazan da olmayabilir. Oruç geceleri. Ne zamana kadar yemesi, içmesini, helallığını ifade etti? İlâ tulu'il fecri. Fecri sadık dediğimiz şafağın atmasına, belirmesine kadar. Ve efade bi mefhumihil muhalifi. Mefhum muhalifiyle bu nas ifade etti. Hurmetel ekli ve şürbi. Yeme içmenin haramlığını bade hâdil gayeti. Bu sınırdan sonra. Yani beyazlık belli oldu mu? Şafak attı demektir. İmsak başladı demektir. İbadet tulu'il fecri. Şafak attıktan sonra. Ve misluhu bunun misli eydan yes'elune ve yes'eluneke anil mahiyyit. Bu ayet-i kerime. Habibim sana hayızlı kadınların halinden sorarlar. Kul de ki hüve o eden bir hastalıktır. Fatezilü nisa fil mahiyyidi. Hayızlı hallerinde kadınlarla cinsel ilişkiden ayrılın. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ Onlara cinsel ilişkide bulunmayın. Hatta يَدْخُرْنَ Ta onlar temizleninceye kadar. فَاِذَا تَدَهَّرْنَ Temizlendikleri zaman فَاَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ فَاَتُوهُنَّ فَاَتُوا değil. Onlara Allah'ın emrettiği cihetten, emrettiği şekilde onlara yaklaşın. اِنَّ اللّٰهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَضَهِّرِينَ Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri, çok maddi ve manevi temizlik yapanları sever. Şimdi burada haizdeyken kadına yaklaşmanın haramlığını ifade ediyor ayet. Mefhumu halifi neymiş bakın.
ve fumuhel muhalifü, bunun zıt anlamı ibahatü kırbanihinne, onlara yaklaşmanın kırban, helal olması badet tedahhuri, hayızdan temizlendikten sonra. E peki nokusalık hiç yok burada. Nokusalıkta haramlık, helallık hiç ifade edilmemiş ayetlerde, yok hiç nokusalık. Onu nereden çıkarıyoruz? Onu da hadislerle. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam nokusalığı da şeye benzetmiş. Hayıza benzetmiş. Hayızla nokusalıkla namaz kılınamayacağını biz ayette göremiyoruz. Ayette sadece nokusa şeye, hayıza yaklaşmama var. Cinsel ilişki açısından. Ama nohusayla olan ilgili olan hükümler yok. Veyahut da nohusa kadın, hayız kadın namaz kılamaz, oruç tutamaz diye ayette bir şey yok. E o zaman şimdi böyle hududu aşıp bunlar oruçta tutabilir, namazda kılabilir demek, işte Allah'ın hükümlerini değiştirmektir. Ya da Resulullah'ın hükümlerini değiştirmektir. Resulullah demiş ki namazda kılamazlar, oruçta tutamazlar. Cinsel ilişkide bulunamazlar, camiye giremezler, Kur'an'a el süremezler, Kur'an okuyamazlar vesaire vesaire vesaire. Kabe'yi tavaf edemezler. E bunları sen Kur'an'da göremiyorsun. Bunlar sünnetle sabit hükümler. Biz bunlara da razı oluyoruz. Çünkü biz kaynak olarak sadece Kur'an'ı değil, sünnet de bizim için Kur'an kadar önemli bir kaynak. Ve diğer kaynaklar da aynı. Onun için işte bu usul okumayanlar bu konuları ya hiç bilmezler, ya da usul bildiği halde bunların aksini söyleyenler, usulü kabul etmeyenler. Yani sadece bilmez değil bunlar. Bunlar bu usulü okumuşlar. Böyle aksini iddia edenler usul okumuşlar. Sadece şey sıradan adamlar değil. Ama kabul etmiyor okuduk kitabı. Usul diye bir şey yok diyor. Ne usulü fıkıh, ne usulü hadis. Ve misaluhu eydan kavluhu teala, yine bu mefhumu gayenin misallerinden Cenab-ı Hakk'ın şu kavli. فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ. Tabi bu ayet-i kerimenin başı var. Uzunca bir ayet. وَاِنْ ضَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قُتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْتَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ. Şimdi iki Müslüman grup birbirleriyle savaşmaya tutuşurlarsa, savaşa tutuşurlarsa, efendim siz zalim olanlarla onlara karşı, daha doğrusu masum olanların yanında olun, zalim olanlara karşı savaşın. Ne zamana kadar? Ta Allah'ın emrine dönünceye kadar, teslim oluncaya kadar. Yani Allah'ın hükmüne rıza gösterinceye kadar. Allah'ın rızasına, emrine, hükmüne rıza gösterirlerse mefhumu halif bu işte. O zaman daha onlarla savaşmanız helal olmaz. Ama bugünkü Müslümanlar Irak'ta, Yemen'de, Suriye'de, daha diğer yerlerde Allah'ın hükmüne teslim olsalardı bunlar, bu işler çoktan halledilirdi. Zalim taraf var, bagi taraf, salih taraf var. Bagi ile diğer Müslümanlar efendim onlara karşı mücadele verirdi. Mesele arasında halledilirdi. Allah'ın hükmüne teslim olurlarsa ne âlâ, sulh olur. Teslim olmazlarsa teslim oluncaya kadar onlarla savaşılır. Ama şimdi aradaki hakem kim? Hakem Rusya, hakem Amerika, hakem Avrupa ülkeleri. Müslümanlar bu kadar ahmaklaştı. Gelin aramızdaki problemi çözün. Bak Rusya hakim oldu Orta Doğu'nun, Akdeniz'in bu tarafına. Öbür tarafta Amerika Orta Doğu'ya hakim oldu İsrail yaşatmak için. İşte Müslümanların Kur'an'a, İslam'a, şeriata teslim olmamalarından. Allah da diyor ki dur bakalım, sen Allah'ın ahkamını kabul etmiyorsun. Ben sana öyle bir bela vereyim ki evinde, ocağında, mabedinde, mescidinde senin kafanı essin. Kafasını eziyor Müslümanın. Hem namusunu kirletiyor, hem çocuklarını öldürüyor, hem mabedlerini tahrip ediyor. İşte böyle bir dünya. Teslim olacak. Delle bi mefhumihil muhalifi, bu nas zıddı olan manasıyla delalet etti ala nefhil gıtal, savaşın olmamasına. İza faet el fiyetül bagiye, o azgın olan, mütecaviz olan grup rücu ettiği zaman ila emrillah, Allah'a emre, Allah'a emre teslim olurlarsa o zaman savaşta kalkar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.